Büşra Ünal. 21 yaşındayım. Ortopedik engelliyim. Aynı zamanda 8 yıldır tekerlek sandalye basketbolu oynuyorum ve Ağbayan milli takımda 2 yıldır yer almaktayım. Basketbola 15 yaşında başlamıştım. Benim için bambaşka bir şey yani. Onu duyduğum anda kendimle özdeştirdim. O kendi engelime baktım, oynayanlara baktım. Farklı bir şeydi. Basketbol annem sayesinde başladım açıkçası. Annem sürekli araştırma halindeydi benim için. Büşra için hangi branş olur? Büşra neler yapabilir? Antrenörlerim beni gördü. Arkadaşlarımın hepsi beni gördü. Hani sporu, fiziğim çok uygun olduğunu gösterdiler. Elime bir sandalyeye oturtmuşlardı beni. Büşra gel dene. Sen de bir hani bak yapabilirsin belki. Kendini umutsuz görme dediler bana. Ben hani hiç yapacağımı zannetmiyordum o basketbolu falan. Gittim sandalyeye bir oturdum. Topu elime aldığım anda çok farklı duygular hissetmiştim. İlk antrenmana çıktığımda topu yerden alamadım. Çok hırslanmıştım. Hani herkes alıyor. Ben neden alamıyorum o topu diyordum. Bir hafta gittim sahada yani yerden top almaya çalıştım. Topu potaya yetiştirmeye çalıştım. Bambaşka duygular içerisindeydim. Sekiz yıl boyunca hani hep bu devam etti. Sonunda A milli takıma seçilmiştim. İki yıldır orada görev yapıyorum. En büyük isteğim de bayan milli basketbolunda işte yer almak benim için. Bambaşka bir duygu yani basketbol benim hayatımda. İnsanlar spora, basketbola aşıklıyorlar ama benim için azim, hırs, ayrı bir istek kazandırıyor bende. Antrenmanlara gideceğim zaman işten ne kadar yorgun çıkarsam çıkayım, o salona girdiğim anda o yorgunluk benden gidiyor. Yerine bambaşka bir heves geliyor. İlk günkü başladığım heyecan gibi bende. İlk doğduğunda Büşra'nın ekleme şeyleri yoktu, kemikleri. Sonra işte doktora götürdüm. Doktor dedi bu çocuğu ne yaparsan yap ekleme şeyleri ayaklar alınacak dizi altından protez kullanacak dedi. 2 yaşındayken ameliyat oldu dizi altından ayaklarını kestiler. Kuvvetli bir çocuktu yani çocuktu. Hiçbir zaman hani engel durumunu sorun yapmadı. Hani ben niye böyle oldum demedi devamlı kaynaştı ve engelli okullarına gitmek istemedi normal okullarda okudu. Sabah işime giderim. Akşam antrenmanlarımız oluyor haftanın 4 günü. Salıdan başlıyor cumaya kadar. Cumartesi ise maçlarımız oluyor. Onun ayrı bir heyecanı oluyor bende. Genellikle iş ve basketbol hayatıma yoğunlukta şu sıralar. Kendime vakit ayıramadığım zamanlarım oluyor. Annem, kız kardeşim ve erkek kardeşimle beraber yaşıyoruz. Dördümüz bir evde yaşıyoruz. Annemi bazen açıkçası özlediğim oluyor bu rutinlerin içinde. Göremiyorum kendisini. Büşra'nın hayatına çok şey kattı basket. Yurt dışlarını gezdi, çok iyi yerlere geldi, güzel arkadaşlıklar kurdu. Hala da devam ediyor. Çok zenginlik kattı Büşra'ya spor. İlk başta bir sürü erkeklerin arasında başlıyorsunuz. Hepsi sizden yaşça büyükler, kalıplılar. Yani nasıl yapacağını düşünüyorsunuz, tırsıyorsunuz aralarında. Topu alamıyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Sahada
oradaki topu yerden almakla başladı. Ben o topu bir yerden alamadım. Ağlıyordum hiç alamadığımda. Başarırım diyordum. Her bir hafta sonra o topu yerden almaya başladım açıkçası. Bir haftada her şeyi kat ettim, emek ettim. Topu potaya yetiştiremiyordum. Potaya yetiştirmeye başladım falan. Aradan 2 yıl geçti. İlk maçıma çıktım. 20 dakikaya yakın bir maç oynamıştım. O maçta kendime çok özgüvenim geldi. Herkesin bana olan bir güveni geldi. Antrenmanlarda daha çok yer almaya başladım. Bir bak hani herkes beni hani Büşra tamam hadi sen yavaş yavaş pişiyorsun aşamasına geldi bu böyle. Yavaş yavaş beni aralarına aldılar. Hani turnike, şut atışları hepsini hocalarım ve arkadaşlarım sayesinde çok güzel şekilde gösterdiler. Öğrenmeye çalışmaya başladım. Kendime top aldım evde. Hani azim yaptım. Dedim hani herkes bu atışları yapabiliyorsa ben de yaparım dedim. Eve gittikten sonra annemle bir sohbetim oluyordu benim. Anne diyordum hani ben başarabilir miyim? Ben acaba bu abiler ablalar gibi olabilir miyim dediğimde annem bana tek dedi şu. İstersen sen yaparsın, senin yapmayacağın hiçbir şey yok demişti. Ve ben annemin bu lafını dinledim ve cidden çok iyi yerlere geldim. 2 yıldan sonra yavaş yavaş hani profesyonelliğe derler ya, ben de yavaş yavaş kademe kademe o artmaya başladı. Kendime herkesten gördüklerimi katmaya başladım. En yüksekteki sporcuları kendime örnek aldım. Ben de onlar gibi olacağım dedim. Şu an çok cana yakın, çok sıcakkanlı. Yani bir insan yardıma ihtiyaç duyduğunda çok çok hemen koşabilecek bir insandır. Kin tutmayı sevmez. Kolay kolay kin tutmaz kimseye. Veya öfkesi saha içerisinde öfkelendiyse saha içerisinde bırakır. Saha içinde çok asabidir ama. Hani maçlarda çok hırslanır. Yapacağını kafasına koyduğunu çok iyi bir şekilde yapar. Eğer yapmak istediği olmadıysa o an kendini dövmeye başlayabilir. Veya o sandalyeyi sahaya vurmaya başlayabilir. Tekerlekli sandalye basketboluna başlamadan önce hayatımda engel nedir hiç bilmiyorum. Kendi engelimden başka hiçbir şey bilmiyordum açıkçası. Sadece tekerlekli sandalye bağımlılarını var olarak ve acıyordum onlara. Yazık diyordum, ben de onlar gibi herkese muhtacım diyordum. Hayatımda herkesle beraber hani herkes engelleri acıdığı gibi ben de acıyordum açıkçası. Basketbola başladıktan sonra ise acımayı bıraktım, tam tersine dalga geçmeye başladım. Kendimle, engelli arkadaşlarımla çünkü aştığımızı gördüm bu konuları. Sahaya ilk girdiğim gün bazı abilerimiz birbirlerine hani, tabiri caizse bu sakat, bu engelli diye birbirleri çok dalga yapar. O gün eve gittiğimde üzülmüştüm. Yazık birbirleriyle dalga geçiyorlar, onlar üzülüyor falan diye. Bir aradan bir sene geçti, 1,5 yıl geçti. Kendime olan özgüvenim daha çok arttı. Ben bundan 5 sene evveliyatında abilerime geliyordum. Abim bana şunu gösterir misin, abla bana bunu gösterebilir misin diye. Şimdi herkes bize geliyor mesela. Siz bana yardımcı olabilir misin? Bu beni çok onurlandırıyor, çok gururlandırıyor. Biz beraber hep beraber bir engelleri aşabiliriz yani. Engel basketbolla engeli ayırdığımız zaman biz engelli basketbolu yapmıyoruz. Normallerle beraber bir iş yapıyoruz aslında. Hep beraber aşıyoruz bu engelleri. Ailem mesela hep bana böyle bir özellikle annem. Hep kızım tamam işte birlikte gideriz, kendin dışarıya çıkma. Hani düşersin, kaldırımlar hani sizlere göre değil açıkçası. Hiçbirimize göre uygun değil engeller olarak. Birlikte çıkarız falan diyordu. Şimdi her tarafa kendim gidebiliyorum. Yurt dışı, şehir dışı hiçbir yere engel tanımıyorum açıkçası. Yani hiçbir kaldırım, hiçbir yokuş bizlere açıkçası engel ama bir süreden sonra aşıyorsunuz. Çünkü bize göre hiçbir şey olmuyor bu hayatta. Çok güzel yere gelebiliyor. O beni çok gururlandırıyor. Her zaman gittiğinde her zaman ağlıyorum arkasından. Büşra benim aynı zamanda elim, ayağım, her şeyim. Sağ olum. Yani benim
benim Büşra'ya ihtiyacım var, onun bana ihtiyacı yok da her konuda. Yani tabii ki gururlandırıyor, daha yerlere gelmesini istiyorum. İstediği, Allah'ım istediği her şeyi versin yani Büşra'ya. Bana ilk haber geldi, milli takıma seçildiğimde elimde ne varsa düşmüştü yani. Ellerim titredi. İlk 5'te görev almıştım ilk milli takıma çıktığımda, ilk maçıma çıktığım ise. Ne yapacağım bilmiyorum. Herkese diyorum ki ben ne yapacağım, bu görev benim neyim? Hani o heyecan hiçbir şey anlatılamaz size. Finalde ise şöyle bir şey var. Biz 2 ve 3. finaline çıktığımız anda kalbim yerinden çıkacak gibiydi. O hava atışına çıktığım anda hocamla göz göze geldik ve hani başarabilirsiniz yani size güveniyorum dercesine. Hani bir bakış size her şeyi anlatabiliyor. Tek kelimeyle Bismillahirrahmanirrahim dedim. Allah'ım sen bize güç kuvvet ver, şu maçı anımız nakli alıp çıkalım buradan dedim. Ki Allah bize onunla nasip etti Rabbim, şükürler olsun. Gerçekten güven veriyor sağ içerisindeyken. Çünkü nereden nasıl pas alacağını biliyor. Hani ve güvenip bunu karşıladığında çok iyi sonuçlar elde ediyoruz. Ama Büşra'nın işte faul sıkıntısı olsun, sakatlanma olsun, bununla dışarıya çıkmasıyla ister istemez bir tedirginlik başlıyor. Hani Büşra gerçekten olmazsa olmaz diyebilirim Büşra için. Üçüncülük ve dördüncülük maçına çıktığımız anda yani nasıl desem size bir gece önceden artık hani her şey belirleşiyor. Ertesi gün size bir saat veriliyor. Bu maçta bu saatte şu oyuncular şu sahaya yani çıkacak falan deniliyor. Nasıl desem hani anlatırken bile dilim damağım birbirinden yapışıyor. Hala hani o anı yaşıyormuş gibi hissediyorum kendimde. Bir gece öncesinden açıkçası bir 2-3 saat kendimle baş başa kaldım. Balkona çıktım, hani kendime yüzüme su falan çarptım. O heyecan dinmiyor. Saat geldi çattı tabii. Hani çağrılıyor saate. Büşra Ünal, Esra Kırlı Şentürk böyle isimler teker teker söylüyor. Yanına çağırdı, taktik verecek hoca şimdi. Büşra beni dinliyor musun diyor. Büşra adını aklı başka yerlerde. Gözlerimden yaşlar damlanarak akmaya başladı böyle. Niye ağlıyorsun diyor. Anlatamıyorum. Maç o son 10 dakika. Ben hüngür hüngür ağlamaya başladım. Son işte saniyelerde falan artık isimlerimiz okundu. İstiklal Marşı'nı okumaya çıktık. Hakem hava atışını yaptığında o hırs yani başladı bende. Topu ilk biz kaptık şans yani. Topu kaptık. Hemen arkadaşlarım koordinasyon etmeye başlamış. Sen buraya, ben buraya. O sahaya çıktığım anda besmele çektim. Bir de açıkçası Fatiha suresini okumuştum. Allah'ım dedim, sen dedim, beni dedim, anne dedim, ak yani. Anne dedim, şu yüreğime gelen su sesini ellerimize atmayı nasip et dedim. Hani şu ellerim artık dualar okuyordum böyle içimde. İşte Allah'ım girsin, ne olur aklımız boş dönmesin falan diye. O anda stresim geçti. O maçta bir baktım 20 sayıya yakın atışım var. Serbest atışlarım bazı maçlarda hiç girmedi. 4 kaçırdığım oldu. O maçta 4'te 4 serbest atış yapmıştım. Kendime bayağı bir şey katmıştım. Biraz faul sıkıntımız olmuştu. Karşı rakip beni malum genç oyuncu. Hırsına yenik düşe 4 faul yapmıştım. Allah'tan 5.sini yapmadım yoksa bittiğimiz anda. Maç bitti. Artık hani birinci, ikinci, üçüncüler belli. Kupalar, maç kupalar verilecek artık. O kupayı hep beraber kaldırdığımız anda, o madalya senin boynuna takıldığı anda verilecek en güzel duygu yani böyle.
Büşra çok neşe dolu, çok sevecen, hayata çok bağımlı. Biz onu zaten hiç özürlü olarak görmüyoruz. Yani Büşra çok değer benim için. Bazı ailelerde şunu görüyorum. Aman oğlum sen otur, aman kızım sen otur, sen hani buna alışmalısın. Dışarıya sen çıkamazsın, hiçbir yer sana göre uygun değil. Benim ailem bana asla öyle yapmadı. Nereye giderlerse gitsinler, beni hep yanlarında götürdüler. Hiç yani hiç bir yerden maruz bırakmadılar. Beni hep bir hayata, hep bir dışarıyı teklediler. Çünkü o kapalı pencereler altında durduğunuz anda size hiçbir şey gelmez. O pencereleri açtığımız anda her şey gelir bizim elimize. Koluma girer benim annem. Bizim şarkımız şu mesela annem. Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber açtık biz bu yolları. Hep annemle onu söyleriz birbirimize. Hep böyle bir hem ağlar hem güleriz hesabı. En büyük destekçim, dert ortağım, annem yani. Çok teşvik ettim onu. Evde kesinlikle oturmasını istemedim devamlı. Hem okulunu hem spor hayatını. Hem arkadaş ortamı devamı Büşra'yla beraber, aynı beraber yürüdük yani Büşra'yla ikimiz bu yollarda, hastane doğduğundan beri. Şimdi 21 yaşında, 21 yaşına kadar hep yanındaydım. Şu andaki hedefim bayan A milli takımıyla beraber İtalya'ya gideceğiz. Orada tabii ki de ben birinci çıkmak istiyorum. Çünkü rakiplerimizden çok güçlü olduğumuza kendim keza inanıyorum. Tabii inanmak başarmanın yarısıdır demişler. Allah nasip ederse oradan birinci çıktığımız takdirde seneye dünya şampiyonası var. Ve benim en çok gitmek istediğim yerlerden birisi. Allah nasip ederse 2020 olimpiyatlarında ben ve takımımla beraber çok büyük şeyler başarmak istiyoruz. Tabii hani bu bir takımın oyunu olduğu için bireysel bir yere gelemiyorsunuz. Hani ne kadar sayı atarsanız atın arkadaşlarınızın da sizin kadar güçlü ve kuvvetli olması gerekiyor. Ben inşallah arkadaşlarımla beraber çok güzel şeyler başaracağız ve çok güzel yerlere geleceğiz. 2020 Paralimpik oyunlarına da inşallah çok güzel şeyler çıkaracağız. Başarı benim için huzur demektir en başta. Çünkü kafanızı yastığa koyduğunuz anda yani başarı bambaşka bir şey oluyor. Çünkü bütün gün emeğini sarf ediyorsun. Bir başarmak var, bir de başaramamak var aslında. O ikisinin arasına gidip geliyor insan. Başardığın anda çok güzel bir şey çıkıyor ortaya. İnsanlar size daha iki katı onurlu, güvenli bakıyor. Aileniz size daha çok sizinle beraber hani kızım gelmiş eve diye böyle bir hani onurlu bir şekilde, güçlü bir şekilde sana yaklaşıyorlar. Arkadaş ortamlarınız keza öyle. Başarmak benim için en büyük şey huzurdur yani. Benim huzurumdur başarmak. Ve başarmak kafada biter daima. Şu anda çok severek yapıyor, evet. İlk zamanlar biraz zorlandı, işte sandalye ayarlanamadı çocuğa. Düştü, kalktı ama şimdi tabii çok güzel severek yapıyor basket hayatını. Büşra spora başlarındaydı, şimdi çok iyi yerlerinde. İnşallah çok da iyi yerlerine gelecek. Çok severek yapıyor, çok isteyerek yapıyor. Biz de arkasındayız inşallah, çok iyi yerlere gelir. Bekliyoruz. Bundan sonra devam ettiği sürece ben inanıyorum ki çok çok daha iyi başarılar elde edecek. Çok çok daha iyi yerlerde olacak. Çünkü kısa sürede çok hani başarılar elde eden bir sporcu. Ama hani antrenmanlar olsun, takım konusunda olsun devamlılığını getirirse eğer gerçekten çok iyi başarılar elde edeceğine inanıyorum ben.